Selamlar sevgili arkadaşlar. Yepyeni bir YouTube videosuna hoş geldiniz. Arkadaşlar bu ara gelmişken bir abone olmayı, zil butonuna basmayı ve like ve yorum yapmayı unutmayalım lütfen. Bu arada cüzdanınızı ve kartlarınızı alabilir miyiz? Arkadaşlar videodan önce biraz Emre gösterdi. Topu bırakacağız. Kaç numaraya gelirse o zarfı alacağız. Boşa aynen. Gelirse para yok. Topu aynı yerden bıraksanız bile farklı yöne gidebiliyor. O yüzden şans işi. O şekilde bir gün geçireceğiz. Geçelim. Zaten benim hiç yüzüm gülmez ki. Şimdi Murat abiyle başlıyoruz. Hep aynı yerden atacağız. Ya ben aynı yerden atacağım. İki. İki. Ver abi. Şuradan mı attın? Bilmiyorum. Üçe gelecek. Heh. Üç. Üç. Ben de mecbur biri atacağıma göre biri nasıl atabilirim? Nasıl atamazsan? Hayır, boş da gelebilir. Boş da gelebilir. Boş da gelebilir. Bak, hesap yapıyor ama evdeki hesap çarşıya uymaz. Alalım. Boş. Ya, boş. Boş. Emre'ye para yok. Ver zarfımı. Kaç numaraydı benimki? Üç numara. En çok para bende tabii ki her zamanki gibi. Abo bunda para yok. Açıyorum abo. 200, 400, 600, 800, 1000 lira var benim zarfımda. 1000 TL ile bir gün geçireceğim. 1000 TL ile ben çok rahat, çok rahat. Kaç lira var göster hele. Göster göster. Ne kadar var? 50 TL. Sende de hiç yok. Getirseydin 1 numarada ne vardı? 200 lira. Aslında onu ben almam lazım. Orta 50 lira ne yiyeceğim ben ya? 10 yemek değil sadece, kalacak yerinize kadar hesaplayacağım. Ne kalacak oğlum? 50 lira. 50 lira çıktı. 10 lirasın şu çocuğa ver, açlığı yok. Aklık böyle geçirsen bunu. Bir şey diyeceğim, ben ne yiyeceğim, ne içeceğim, nerede kalacağım? 10 liraya simit yiyeceksin. Tuvalete gitme, acıkırsın. Su al. Çeşmeden doldur ya da su. Zarfı para sana gelip. Ben gidiyorum o zaman, bir otel tutayım. Yiyeyim otel için. Yok. Nasıl yok? Yok, ormanda kalacağız. Oğlum adam parası var. O parayla bir gün boyunca ormandasın, bizden berabersin. Ormanda ne alıp ne yiyeceğim? Paranın ne gereği var ormanda? Kalacak yer, ekstradan dürüm alabilirsin. Ormana götürürsün. Yani biz alışveriş yapacağız bu paralarla. Ormana gidip. Geçir. Ha öyle desen oğlum videonun başında. Öyle dedim. O zaman ben bir tane çadır alayım. Çadır almam lazım. Geri kalanı da yiyecek içecek alırım. Siz de beni izlersiniz yerken. Mangal yakacağım bunların önünde. Çadır alamıyorum. Sen çadır alamıyorsun da ben onu da alamıyorum. Sen ben naylon al naylon. Naylon almaya çalışırım. Bir barınak yaparım. Kafamda planıyorum. Ne yiyeceğim? Bir tane ekmek alsam 5 lira. Tamam ben gideyim et alayım. Çadır alayım. Örtü falan alayım. Bende 1000 lira var. Bitmez. Hadi geçelim. Devam ediyoruz arkadaşlar alışverişimize. Görüşürüz orada. Şimdi ormana mı gideceğiz? Nereye gideceğiz? Orada kalacakmışım. Babaya göre havuç tabii ki. Cep para kaynıyor. Sen nasıl bakarsın? Neresinden şerefsizim? Çok ucuz bir şeyler almak zorundayım çünkü barınak için naylon da almam lazım. Önce Murat abinin alışverişini yapalım isterseniz. Zaten 50 lirası var. 2 dakika falan sürecek. Ben de sepet alacağım baba. Dolduracağım. Ne yapayım? Yeriz. Bunlar arkadaşlar büzüşmüş. Gelmeyecek şekilde. İkinci el abi, ikinci el diyelim. İkinci elden de çekmiş. Defa bunlardan alabiliyorum ben ücretsiz. Ücretsiz derken bunları ne yapıyorsunuz normalde? Normalde durumu iyi olmayanlar falan alıyor. Bazen işte, millete veriyoruz zaten. Ayrımıza veriyoruz millete. Ha. Tamam al, durumu olmayanlar alıyormuş zaten. El 60 yar yani. Aynen öyle. Eğer gittiğimiz yerde bir ateş yakabilirsek, bir közde bir patates falan pişirip karnım doyurabilir. Normalde durumu olmayan insanlar alıyormuş. Benim de durumum yok. 50 lira bir para çıktı. Karnımı mı doyurayım? Barınacak yer mi şey yapayım? Bakın bayağı bir şeyler var. Elma var, salatalık, patates var. Bir bakabilir miyim? Yok. Bir saniye. Yok. Zararlar var. Oradan gördüm aldığı her şey çürük. Bak. Yeter. Poşetin dışından da belli oluyor zaten çürük aldığı. Ama bak buraları yenebilir yani. Neyse denize düşen yılana sarılır. En azından akıllılık yaptı. Bir şeyler aldı. Baba şimdi paranın şovu başlıyor. Arkadaşlar yollarla ne bulursam onu alacağım. Yemeği düşünüyorum, kalacak yeri düşünüyorum, ne yapacağımı düşünüyorum. İlk deneme videosu, bunun ikinci serisinde 70 bin like bekliyorum. İkinci seride 10 bin TL'ye koyacağız. Biri tam zengin hayatı yaşayacak, diğeri tam fakir. Neyse ya gidiyoruz, gittiğimizde görüşürüz arkadaşlar. Aslında şu dayılara söylesem, yardım etsem, çalışsam bana 200 TL vermezler mi? Hadi çalışalım. Aleyküm dayı. Aleyküm selam baba. Ne yapıyorsun? Sağ ol, hoş geldin. Nasıl iyisin? İyiyim dayı. Duyduğuma göre sana eleman lazımmış. He. Bir saat çalışsam bana ne kadar yeme verirsin? Senin canın sağ olsun. Bir saat çalışsam ne vereceksin? Ne verirsin? Ne veririm? 100 lira veririm. Tamam. Burada biraz fırçayla temizlik yapsan yine yeter. Buraları mı temizleyeceğim? Ne babacığım? Tamam. Arkadaşlar bir saat burada çalışacağım. Sağ gülüm. Önce şu kürketleri falan fıstan şey yapalım. Önce ben de sana yardım edeyim, 50 lirasını bana ver. Adamların tüm düzenini bozdun. 100 lira verdikleri pişman ettin. Abi yardımcı ol ya. Parayı ben de bölüşeceksen 50-50 yardım edeyim. Ben zaten 100 lira ne yapacağım ben 100 liraya? O değil de. Murat amcadan daha çok kazanıyorum o bir saat.
Fark ettin mi? Güzel bir karpuz alıyoruz. Gittiğimiz yerde bunu yerim. Kavun bulduğun zaman ne yapacaksın? Poposunu kokluyorsun. Bir tane de kavun alalım. Öyle güzel bir tane çilek alalım arkadaşlar. Bunlar bize dokunur mu? Dokunmaz. Bir tane muz alalım. Bir haftalık geçinecek erzağımın hepsini alıyorum. Bu ne abi? Pepino nedir abi? Karamuz çok ama cahillik. Pepino. Bakayım mı bir tadına? Pepino ilk defa görüyorum. Aranızda pepino'yu ilk defa duyanlar varsa bu meyveyi yoruma yazsın. Hayatımda ilk defa duydum böyle bir meyve, pepino. Murat abi duymuş muydun daha önce? Bunu ancak zenginler yer. Tamam. Kilosu 30 lira. Zaten 50 lira paran var, yaklaşma. Al şunu ye. Bu ne lan, dişim yok. Cahillik yapma, öğren diye veriyorum. Paran yok, 30 lira kilosu, yaklaşma yani. Vallahi yemin ederim daha ilk defa yiyorum. Konsept gereği biraz acımasız olmam lazım. 1000 lira bana çıktı yani. Hangi domatesten alsan? Abi çeri al, çeri. Çeri mi alayım? Çeri 25 liraymış. Biz normal domates tercih etmiyoruz arkadaşlar. Gidip de 15 lira olan domatesten almak yani yanlış olur şu an. Eriğin birazını geri koydum. Ben kepçeyle dolduruyorum ama kilo 50 lira olduğunu sonradan gördüm. 10 kilo erik alsam zaten param bitiyor yani. Hepsi bedava. Ceviz ye Murat abi, belki beynin çalışır. Murat abi de orada domates dileniyor adamdan. Acıdılar da adam iki tane şey verdi. Sana da güzellik ya, böyle yanımda dolan. Yanımda dolan. Şimdi dışarıdan alacağımızı aldık, içeri geçiyoruz. Malacı olmayı isterdim. Çok güzel mala vururdum. Benim babam duvar işaretçisi. Keşke onu söyleseydim size ya. İleride bu evde oturacak kişilere sesleniyorum. Lütfen evi dağıtmayın. Bundan sonra çalışmayacağım. Yan gelip yatacağım. Gerçekten çok yorucu. Buradan bütün inşaat ustalarına selam olsun. Allah yardımcılar olsun. Her iş zordur. Ama bu inşaat çok, hem zihin yoruyor hem beden yoruyor. Ahmet usta temizledim. Evet, nasıl yapıyoruz Ahmet? Nasıl yapalım? Sen nasıl istersen öyle yapalım. Vaktin var mı? Var. Tamam, ben çok beklemeyeyim, gideyim. Sen bekleme baba. Evet, emeğimize karşılığını alıyoruz. Evet. Babacım al, Mustafa gel. Atayım mı? Ver. Sağ ol. Haydi. İki ellilik. Teşekkür ederim Ahmet usta. Eleman lazım olursa ara beni. Tamam. Kolay gelsin. Sağ ol. Evet. Murat, Murat, Murat. Şimdi başka bir iş bulak. Bir saatimiz var arkadaşlar. Bir saat içinde ormana geçmemiz lazım. Hem kalacak yerimi halletmem lazım. Hem alışverişimi halletmem lazım. Bir saatin içinde yaptım yaptım yapamadım. Nane yedim. Kolay gelsin ustam. Ne alak? Şampuan falan alak mı? Belki duş alırım. Ben şampuanıma varana kadar alacağım. Yani aylık alışveriş oğlum, yapıyorum. Oğlum ormana gideceğiz. Çocuk bezi de alayım bari. Sen ne diye alıyorsun şimdi? Adada Emre'ye bağlarız. Yok yok, bunu almayalım. Adam sanki 10 milyar 20 milyar parası var gibi sapıttı yani. Kalsa da bütün parası bitmiş olacak. Çakmak alayım bir tane. Bardağımızı aldık. Başka ne eksik? Bak, zenginin parası zürdün çenesini yorar bak. Şu an bu zürt. Bana mı diyor? Evet. Bak, bu adamın da parası var, akıl yok. Bende de akıl var, para yok. Adada güzel bir sucuk mangalı gitmez mi? Kilosu 209 liraymış. Bu neyle kesiyorlar lan? Bunun hepsini alak mı? İki tane ver bana ya. İki tane az değil mi sen falan? Oğlum, tek başıma. Oğlum komşum var olur. Veremem. 132 TL. 132 TL. Hiç indirim yapmadan direkt rahatlarım. İndirimi rahat. Gerçekten çok indirimi seviyor. Abi 69 TL'ye geliyor böyle. Hiçbir şey değil. Harika indirdim fiyatını 100 liradan da herhalde. Abi bir şey değil mi? Değil ya, biraz bana zeytin verebilir mi? Az bir şey şöyle. Parası yok ama. Param yok. Evet. Çok teşekkür ederim. Yemin ediyorum var ya, sanki böyle market bedava da böyle her şeyi doldurdu. Gerekli gereksiz her şeyi aldı. Şimdi bak, bir sürü şey çıkacak, parası azalacak. Tamam. Ama her şeyi aldık arkadaşlar, yani 620 lira ama meyvesinden tut, sucuğuna, sucuğundan tut, şampuanına, ekmek, ne bileyim. 600 lira kurtarıyor mu? Kurtarıyor. Teşekkür ederim. Pazarlık yaptık arkadaşlar, düz 600. Oğlum olan bana oldu. Niye? Ben bir suyundan ekmek aldım. 8 TL abi seninki. Adama indirim yaptınız.
Sağ olsun abi, 5 lira. 5 lira. Eli titriyor 5 lirayı verirken Murat abi. Belki sen 50 lirayla benden daha lüks yaşarsın bu dilencilikle. Kadar dilenci değilim ben. Dilenci değilim. Arkadaşlar şu an otostop çeken arıyoruz. İstediği yere bırakacağız. Ama şu anda hiçbir şey yok ortalıkta. Şansıma belki boş gitmeyeyim dedim de o da olmadı. Belki ufak tefek bir para yedim falan pistan. Çünkü kalacak yerim gerçekten yok, sıkıntı. Aha. Sanırsam birini gördüm. Lay oğlum. Ver ayırın boyun kutuğu. Gel gel atla atla kam. Kam bir şey yapmayacağız, gel. Tamam. Olmadı, olsaydı götürürdüm. Kardeşim. Nereye? Kayıphaneye. Gel götürüm, gel. Atla. Gel. Ne kadar verirsin? 15 veriyorum. Adamsın. Ha bu arada Emre Gül kanalındasın. Buradan Emre Gül kanalına ne demek istersin? Spor yapın. Bir daha abone ol. Adam. Yandı. Teşekkür ederim. İsmin ne bu arada? Seni tanımak isteyelim. Efe, memnun oldum. Efe'nin ücretini de aldık arkadaşlar. Teşekkür ederim Efe. Lan çok güzel manzarası varmış buranın. Burada dur. Dur kanka, şurada duruyor o zaman. Efeciğim, seni tanımak güzeldi. Emre Gül kanalına abone olursan çok mutlu olurum. Abone olun zaten. Adamsın. Gel. Efe biri onun, ben çok gelemiyorum. Efe görüşürüz Efe. Evet arkadaşlar, Efe'yi de okuluna bıraktık. Bu arada parasını geri verdik. Öğrenci olduğundan dolayı. Bize akşam buydu, biz de onu yaptık. Okuluna bıraktık, şimdi geri gidiyoruz. Başka bir iş bulacağız. İzlemede kalın. Şimdi arkadaşlar orman gibi yere gideceğiz. Orada ben şundan bir laylon alacağım. Buyurun. Gir gel ustam. Benim çok kısıtlı bir param var. Evet. Ya laylonun metresini alalım. Laylonun metresi 20 lira. Biraz daha düş bize. Düşeriz. Bakın bir. Laylondan mı ev yapıyorsun Murat abi? Kızım parama göre ben laylondan evde. Mantıklı. Soğuktan korur, yağmurdan korur. Laylon da olur, çadır da olur. Ben laylon alayım. Metresi. Burada da indirim yaparlar. Açtığın zaman o 4 metre oluyor. Üstünü kapatsam yeter değil mi? 1 metre yetmez ya. Bu arada. Ya paramaz. Ne kadar sayar ki indirim yaparsan alırım. 2 metre al. 2 metre ver. Her gittiği yerde ağlıyor. Hediye veririz abi ya. Çok anlatma. Elinden para bana güvenme abi. Bir dua okuruz. Getir abi Mustafa. Tamam. Böyle bir aldık bu şey. Aşırı mı burası? Çıkıt. Acık bir şey aldık numara böyle. O bizde. He, yok poşete gerek yok, pahalı olmasın. Kaç metre verdik? 2 metre. 20 lira alak o zaman. Yani. Tamam. İyi. 20 lira ben şey yaparsam o zaman 25 lira mı kalıyor? Ya bu kadar sinti olmaz. Bence yeter ya. Çok teşekkür ederim. Hareket etmeyin, ayaklarınıza sağlık. Bizden bir şey rica edeceğim. Tamam. 20 lira bana bir tahra verebilir misin? Ben tabii ki. Geri getireyim sana akşam. Paramız burada. Öyle. Niye sen paranı almıyorsun? Ağzı bozulur sana soracağım. Ağzını bozmam ya. Ne yapayım ya? Bozarsın parasını alırız ya. Ya bu her şeyi beleşe getirdi. Emanet mi? Abi bunu tanıyor musun sen? Yok. Neye göre emanet veriyorsunuz? Biz de sıkıntı olmuyor, veriyoruz, güveniyoruz. Şimdi yani güvenilir geri mi? Geri güvenilir. Güvenilir. Tamam. Tipi güvenilir mi? Güvenilir. Tamam. Bak. Tamam. Bak. Güvenilir. Güvenilir. Şöyle bir Simon var. Tipe bak. Bak Simon var. Dünyanın en büyük dolandırıcı. Bak yüzümde böyle bir masumluk yok. Aynen masumluk var, ondan dolayı veriyoruz. Çok teşekkür ederiz. Teşekkürler. Allah satış pazarı versin. Kolay gelsin. Tam biz iyiymiş tam bu iş. Biz dilenmeye çıkalım Murat abi. Her yerden bir şey koparıyor. Arkadaşlar şu anda bir lokantadayız. Söyleyeceğim yani akşam yemeği için beni bir satış alsa ne kadar verecek? Bakalım. Hep beraber göreceğiz. İnşallah buradan da yemeği halledersek tamam bitti. Emre Gül YouTube kanalındayız da. Beni burada bir yarım saat çalışsan akşam yemeğini paket olarak kuru fasulye pilav verir misin? Elemanoğlu. Ne yapacağım? Şey var mı? O yok, serbest. Sana serbest. Sana serbest. Ne yapacağım? Masa toplayacağım. Masa toplayacağım. Masa toplayacağız. Çay vereceğiz. Başla şuradan başla. Emre yarım kuru fasulye vereceğim. Yarım mı? Aşk olsun abi, ben yarısını mı temizliyorum? It was at this moment that he knew. Buzu iki tane şerden Emre. Evet. Tamam. Teşekkür ederim. Emre can yerine çalışıyor. Kaç dakika oldu bence işe girişin? 10 dakika oluyor. Olmadı he, 10 dakika bile olmadı. Nasıl oluyor bu? İnsan bir öğretir. Buldum mu? Böyle dolma gibi herhalde.
Rica ederim. Abi bize de veriyor musun? Ya ne anlatıyorsun lan? Abi. Tamam. Ama Emre bir tarafta geçmek yasaktır. Bize karşıda siparişler alır. Abi ben de elemanım ya. Sıfır TL çıktı diye üzülmüyorum şu an. Ya adam şuna açsan ya. Ama müşteriye böyle gitmiyor usta. Ne oldu oğlum mu? Ya geçmez. Abi kuruşsun mu? 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 Arkadaşlar yemeğimizi de bulduk. Şimdi tek bir sıkıntı yatacak yerimiz. Rahat bir uyku çekmek istiyorsan aklımda bir plan var. Onu yollayacağım. Murat abi 10 lira kazanmak ister misin? Kaç? 10 lira. Ne yapacağım şurada? Çok yoruldum. Şuradan bir mangal al gel. Pazarlık yap. 10 lira sana bahşiş vereceğim. Yoruldum biliyor musun? Arabada bekleyeceğim ben seni. Görüyorsun değil mi? Bak adam hareketlere bakar ama. Baba ne yapalım yorulduk Allah, ya. Allah düşürmesin. Hayır şu mangal ne kadar mangaldı? Bu 80 lira abi. İndirim ya bayağı. Bana bağış yağılmadı olsa. 70 ya. Tamam 70 ya canın sağ olsun. Ne zaman abi? Sağ ol görüşürüz. Şimdi hepsini alsam 80-90 lira desem. 100 lira dedi. 90 liraya zorla pazarlık. 10 lira. 10 lira da senin. He. Tamam koy içecek hadi. Daha pahalı aslan normalde. 150 lira falan bu. Bana streç lazım ya. Ne kadar abi bu? 50 lira. Bundan bana 100 lira var. İndirim yapamazsın ha? Yapabilir. Size sabit fiyat. Hadi indirim yapamazsın. Son fiyat inan ki. Burada çalışsa? Olur abi çalışsa. Yıkarım. Bana 3 tane bundan verir misin? Dur kanka. 100 lira vereceğim geri kalanını da bulaşık yıkayacağım. Şöyle vereyim. Bulaşıklar nerede? Bulaşıklar çıkıyor. Senin için. Abi mi? Adamsın. Neyse ki yırttım. Bu sefer iş yapmayacağım. Bunlarla çok güzel uyku yatacağım yeri yapacağım. İzleyin ya bir şey. Hayırlı olsun. Kanka ne kadar bu? 100 lira da. 50 lira. Ama ben sana da almadım. Hediye mi diyorsun lan? Bir tane hediye veriyor musun? Bak alırım. O kadar yüzsüzüm. Bunu kariden alırsın. Teşekkür ederim. Ben yüzsüzüm dedim ama. Bunu da atalım. Hadi gidelim şimdi. Arkadaşlar her şeyimizi dolu dolu aldık. Kampa gidiyoruz. Bana bir de çadır lazım. Fazla param kalmadı. 300 liraya çadır alabilirsem. Baba bugün mis. Abi çadır var mı? Çadır var mı? Bir bakabilir miyiz çadır? Bir kamp olayı var. Tek ben yani barınmam için. Ama bak fiyatını bir sor. Ondan sonra. Ne kadar abi fiyatlar? Fiyatlar 1500'e var. 1000 liraya var. 2000 liraya var. Tabii kalitesine göre değişebiliyor bunlar. En ucuzu ne kadar? Ya 500 liradır. Bakabilir miyiz? 500 de yok. Sen de kalkara kaldın mı? Borç versene. Yok ya niye veriyorum? Mal mısın? İçinde... Abi 1, 2, 300 liramız var. 300 lira. Yani 300 lira dolar artık çadırı falan da kalmadı da. Ne olur bize indirim yap. Ya indirim. Yani yapacağımız 450 falan olur. Yapma. Bak videoyu da çekiyoruz. Vallahi bugün beni yakarsın. Bana bir çadır lazım. Son para. Son parası olur işte. İn. Biraz daha in. Parası. Biraz daha in. Ya ne yapabiliyoruz ki? Sana madem kapıya gidiyorsunuz, şey yapıyorsunuz. Sen de bir şey yapsın. Olur mu? Tamam öyle olsun. Madem ki gidiyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz abi. Allah razı olsun. En ucuz çadır 500 liraymış ama biz 300 liraya pazarlıkla aldık. Çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Sen de kurtardın mı videoda? Fullüm şu an. Full donanımla gidiyorum. Zaten sizi tanıdığınız için o fiyatta yoksa olmaz. He tanıdın sen. Tabii yazık yok. Özel indirim olur. Şu an Sefa parasını bitirdi. Param bitti. Olta da alırdım yoksa. Belki göl vardır balık tutarım. Abi aynı işte. Lan bizi niye böyle uçuruma getirdiniz oğlum? İniş yok lan. Kayarak indim. Şu malzemelerime bak. Abi gitti. Abi yoğurdum döküldü ya. Yoğurdu döküldü. Malzemeleri gitti. Şimdi yatacak yeri nasıl yapacaksın? Lan benim çadırım var her şeyim var da. Düşürdünüz oğlum malamat olduk. Bak gelemiyorlar. Kameralı çocuk uçacak. Ha Selçuk uçtu. Lan kardeş iyi misiniz? Sefa bir şey değil mi bu? Boş çekmedi mi? Beş parasız gitmedi mi? Lan, sen nereden aldın onları şimdi? Şerefimle çalışarak işaretle çalıştım. Sen ne yaptın? 50 lira bunlar mı yaptı? Sana ne oğlum? Sen nasıl aldın? Ben bunları şey aldım. Çürük bunlar. Vay şerefsiz. Bu da biraz çivi verdi adam hediye. Oğlum bu streçler çok pahalı. Nereden aldın? Kardeşim. Hile var bence arkadaşlar. Çırdan mı aldın? Oğlum ben 1 milyarla gittim. Sen benim kadar malzeme almışsın. Baba.
hile var diyor. Yaptığımız videolarda izleyin arkadaşlar, hiçbir şekilde hile yok. İzle videoda neler yaptım. Demek her gün çalıksan. Eyvallah. Sen de öyle. Her yerde beleş topladın. Kardeşim sağ ol. Gel. Bak 1000 liraya neler aldım bak. Kardeş bir çilek alayım mı lan? Yok vermem. Ne yaptın? Meyvesinden tut, tadır, mangal, kuş falan gelir diye ok bile aldım. Kanka bıçak, kibrit, ne gerekiyorsa. Çadırımı şimdi kuracağım, mis gibi adam. Ne yapıyorsanız yapın. Yalvarırsın gel. Adamın bak hazır çadırı var. Ben daha barınak yapacağım. Gidin oğlum işinize ben, bakın lan. Allah var olacak. Siz manyak mısınız? Ha, ben buraya arkadaşlar ben çadırımı kuruyorum. Ne yapıyorlarsa yapsınlar. Ama Emre başarılı bir iş çıkarmış. O kadar malzeme beklemiyordum. Çalıştım, kim daha çok rahat ediyor burada? Hadi bakalım. Refah zaten avantajlı. Emre de bir sürü streç getirmiş. Ben şimdi elimde sadece 2 metre bir muşamba var. Muşambayı nasıl bir yere gerdirip altında durabilirim diye ona bakıyorum. Gerekirse kuru dal falan keseceğim. Bakalım bari gel. Şurayı düşündüm. Muşambamı şuradan şuraya şöyle alırsam giriş kapısını da buraya yaparım. Arkayı da çalıyla şeyle doldururum. Hemen işe başlayalım. Kanka bir şey söyleyeceğim bak bir. Sefa abiden çok uzaklaşmıyor. Onda çok mal var, gece çalarız. Doğru söylüyorum. Hiç aklım olmadı. Güzel de bir alan yok. Şu an aha buldum. Da yılanlar gel. Arkadaşlar son ayağımızı çakıyoruz. Çadırımız hazır. Birazdan mangalımızı yakacağız. Daha bunlar barınak derdinde. Aha gitti. Çadırımız hazır arkadaşlar. Rahatız. Burada fermuarı var. Fermuarını açıp içine gireceğiz. Sinekliğimiz de var. Mangalımızı yapalım. Karnımızı doyuralım. Diğerlerini gördüğünüz gibi daha çabalıyorlar. Hatta onlara biraz bakalım. Ondan sonra mangal yaparız. Karpuz keseriz. Sıkıntı yok. Murat abiye bak. Daha Murat abi çadırı burada. Eşyası burada. Bitik Murat abi. Bir bunu mu yaptın sabahtan belli? Lan yok. O da şey arıyorum. Murat abi kendisine mağara hazırlıyor. Daha hiçbir şey yapamamış. Bir de Emre'ye bak. Gel. Murat abi bu gece açıkta ya. Mağara bulacaklar. Bunlar da daha bir şey yapmamışlar. Sen bunun neresine gireceksin? Bekle daha bitmedi ki. Oğlum dar yapmışsınız. Geniş olacak ki tabanı olduğunda içine gireceksin. Alttan üste saracaksın, ev gibi olacak. Bir yerden açacaksın. Yok bekle sen bana bırak. Sen sadece üstüne mi yatacaksın bunu? Sabaha kadar yaparsınız. Hadi ben gidiyorum mangal. Bunu bir yarım saatte bitirdik. Sağ olsun şey de yardım etti. Tamam. Selçuk da bana yardım etti. Selçuk sana girsin. Arkadaşlar biz keyfimize bakalım ya. Bunlar uğraşmaya gerek yok. Bunlar boşluk. Şu an arkadaşlar barınağımın bayağı bir kısmını bitirdim. Yani videoda gördüğünüz gibi aynı bu şekilde oturacağım. Akşam burada yemeğimi yiyeceğim. Bir şeyler yapacağım. Takılacağım yani. Belki komşularıma giderim. Sefa ateş yakmış. Benim bir daha ateş yakmama gerek yok. Belki gece akşam yakabilirim. Çünkü dediğim gibi hava kararıyor. Ortalık kötü olacak. Hadi. Arkadaşlar şu anda kalacak yerimi yaptım. Gördüğünüz gibi. Ama bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten çok rahat. Ben diyen yatağa 1000 çeker. Bunun mimarı benim lan. Hamak gibi oldu desene. Zaten battaniyem de var. Üşüyeceğimi de düşünmüyorum. Şimdi yemek yiyebiliriz. Evet, Sefa kardeşimin yanına gideyim. Benim yatağım hazır. Benim bu ateşte pişireceğim sadece arkadaşlar patates var. Patatesi atacağım işte. Gecede biraz şey olsun. Vahşi hayvanları yaklaştırmaz. Ateş yakarken dikkat ediyoruz. Etrafını açtım arkadaşlar. Zaten giderken de tamamen söndüreceğiz ve söndüğüne de emin olduktan sonra buradan ayrılacağız. Birkaç tane atayım. Bence 4 tane yeter. Hatta şunları da atayım. Arkadaşlar ateşimi yaktım. Sucuklarımı temizliyorum. Doğrayacağım. Etraftaki çam püllerini de önce yaktım. Şimdi sucuklarımızı doğruyoruz. Mis gibi çadırımız hazır. Afiyetle yemeğimizi yiyeceğiz. Diğerler ne yapıyor hiç umurumda değil. O da orada herhalde ateş yakıyor. Bedava aldığı malzemeleri pişirecek. Emre ne yaptı hiç bilmiyorum. Gerçi Emre hazır yemek getirmiş ama burada yapmak daha zevkli arkadaşlar. Şimdi benim mangalın kokusuna hepsi gelecek birazdan görürsünüz. Murat abi mangal almaya gönderdik ama şiş almamış. Şimdi ağaçlardan şiş yapıyoruz kendimiz. Ateşimiz yanıyor. Sucuklarımız hazır. Birazdan güzel bir soğan domates salatası yapacağım. Bunların aklı çıkacak bak. Dön bir. Aklı mı çıkacak? Kardeş şu yemeğimizi yetişsene bir yiyek ya. Oğlum burada yapmanın tadı farklı. Hazır yemeği her yerde yersin, doğru mu? Doğru abi. Mis gibi orman havasında, mangal ateşinde. Var ekmem, her şeyim var yani. Full. Hazır bile almış şerefsiz. Ayakkabısız gir lan. Ayakkabısız girin zaten. Meyvelerini çalıyor, bir şeylerini çalıyor. Ya Emre. İzinsiz alma kardeş ya. Onlar zaten gitti, nereye kurdu şeyi? Evi. Üstü yok abi evin. Yağmur yağsa sıkıntı. Değil Adana'da ya. Yağmur mu yağıyor? Adana'da bir hafta önce sel oldu. O görüntüler gelsin.
Oğlum öyle bir sel olsa Murat amca kendi halini. Benim iki tane daha şeyim var jiletini. Aklın gider. Sucuk kaliteliymiş. Ben var ya param olmasa da gene güzel bir şey yapardım ha. Ağaçtan şiş ha. Bunlar bir içecek közü olduğum da tabii ki. Arkadaşlar yemek yemeye geçiyoruz. Komşu burada yesek sorun olur mu? Abi bir şey diyeceğim. Bütün komşular misafirliğe geldi ya. Ya hoş geldi de suyu olan var mı? Kimse akıl etmedi mi lan? Bir tane ben aldım. Versene. Vermem. Ya domatesler sulanmış. Yıkamam lazım reis. Sıfır TL ile neler yiyor? Ne istiyorsun? Neyin karşılığında ne? Karpuzdan veririm tamam. Ya bıçak almıştım bir tane bıçak ver. Can birini ver. Tamam bıçağın karşılığında tamam. Suyu veriyor musun? Ya. Yarısını. Yok. Yarısını bıçak, getir. Bıçak. Söz mü? Bak iki bıçağım var birini veriyorum. Suyun yarısını alırım. Tamam. Hadi getir suyu. Hayır bekle pazarlığımız var. Lazım. Hadi bekle bak arkadaşlar. Beğenmedikleri su burada gerçekten çok en önemli şey suydu ben. O kadar paranın içinde su almamışım. Aa su ben Mert'ten alan. Yoğurt veriyorum. Yoğurt veriyorum. O zaman aha salata Sefa abi salata yapacağım. Turşu. Bekle abi. Turşu. Şunu yıkayacak. Dök içine yarısını. Tamam. Arkadaşlar gözlerim yaşardı şu andan. Bak hele. En çok malzeme var diye herkes benim etrafımda toplandı. Turşu soğan yedim. İstiyor Emre kuru fasulyenin yanına. Birazcık soğan vereceğim Emre'ye. Karşılığında da bana turşu veriyor. Al. Yeter mi? Yeter. Tamam. Turşumuz da oldu buyurun. Şimdi güzel soğan domates salatası yapıyoruz. Közüm oluyor. Birazdan çıtır çıtır etlerimiz pişecek sucuklarımız. Bunlar da gitmiş hazır yemek getirmiş. Lan ormanda hazır olur mu? Şimdi gece acıkacağınız erkenden yediniz yemeği. Benim daha bir sürü yiyeceğim var gece. Ben yaşlı adamım. Ben yemeğimi yedim mi yatar giderim sabahta. Murat amca sen orada nasıl kalacaksın? İyi oğlum gayet güzel. Sen benimkini gördün mü? Sen benimkini gördün mü? Beyler zeytinim var bak isteyen varsa vereyim. Aslında ne istiyorsun? Neyim var? Bir şeyim yok. Oğlum bir şey yoksa ne vereyim ben sana? Ekmek veririm. Ekmeğim var. Yoğurt var. Tamam ver. Ne vereceksin? Bir şey veririm. Hıyar ver hıyar. Hıyarı içmeyle. Salata nasıl görünüyor? Abi bomba. Vallahi ben acımdan öleceğim. Çoban salatası. Göz doldu ha bu arada. Göz doldu. Murat amca bu hıyar. Oğlum ben para vermedim ki. Al bir tane daha vereyim. İyi yerden bulmuş Murat. Baba Murat amcanın bana verdiklerine bak. Bak. Belçuk. Sefa sana hıyar versem ne verirsin? Al çiğ bir tane sucuk vereyim. Mal bir şey yok. Kokar şimdi. Nasıl görünüyor? Sefa patates koydum ben. Patatesim var. Tamam sana bir tike sucuk vereceğim. Patates karşılığında. Bir tike. Acıktınız mı lan? Abi onun biri benim zaten net bu arada. Hava kararlı. Arada bir sessizlik yapalım dinleyelim bak. Her şey olabilir. Ormandasın kardeş. Gerçi kokuyor. Kokuyor. Yaptın ya sen şimdi. Belki hayvanlar hep buraya çekecek ha. Belki mami de gelir. Bak hele Murat abi. Gene otlanıyor her yerden otlandığı gibi. Suyuna bandırıyor. Nasıl görünüyor? Muhteşem. Of. Buyurun kameraman bey önce size. Bir ye bakın tadına bak. Abi efsane. Buyurun diğer kameraman. Kadın olmuş o. Buyurun Murat abiciğim. Bunu hak ettin. Gözlerim doldu vallahi. Emre buyur kardeşim. Yine ne? Komşuluk hakkı. Bana erik ver ya. Ben yemeğimi yedim. Bunu ye. Çok güzel. Ama erik de yiyeceğim. Tamam söz. Olmaz da böyle. Babacığım ikinci postamız da geliyor. Bütün kameramanları besledim. Bunlara da verdim ama bu postadan vermeyeceğim. Benim yanımdan gidin. O kadar yalakalık yaptım abi. Çevren hadi bir tane erik aldı ya bir yerin şişmen. Ben her şeyi çadıra sakladım bu arada. Geviz ne alaka? Adam şampuan aldı şampuan. Bir şey diyeceğim bu arada bu biten üçüncü batarya. Biz sabaha kadar burada görüntü nasıl alacağız hiçbir fikrim yok. Şu an şarjım %10 falan. Ben dedim hazırlıksız geldi. Madem batarya bitmeden bir şey söyleyeyim. Sefacığım mangalı 70 liraya aldım. Bana niye 90 dedi? Hırsız. Kaç lira var sende? 55 liram var. Lan 50 lirayla yarışmaya başladın. O kadar malzeme aldın. Geri nasıl 55 liran oluyor? Hırsız. Her yerden hırsız vuruyor. Hırsız deme bak hırsız deme. Bak sakin şey çocuk gönderiyor. Öyle yaparsan ben de sana düdüklerim. Bunu ekmeksiz götüreceğim bak. Oğlum biz ne salak ya bunun yanında. Ağzımızın suyu akıyor. Kameraman. Işıkçı lar baba. Arkadaşlar sanırsam videomuz buraya kadar şarjı yok çünkü kameranın. Ve diğer telefonlarımızın da şarjları şarj çok az. Şarjı kadar barınaklarınıza geçin. Aynen. Yatarken biraz görüntü alalım. Yapalım. Aynen. Diğer videolarımıza da onları da kesinlikle izleyin. İzlemediğiniz videoların olduğunu biliyorum. Sizleri seviyoruz. Kanalımızın %75'i abone olmayanlar. Lütfen abone olursanız çok mutlu oluruz. Şimdi barınaklara geçiyoruz. Arkadaşlar Sefa hala orada tıkınıyor. Emre'nin de yiyeceği bitti. Benim de yiyeceğim bitti. Biraz doyduk. Şimdi burada en güzeli yatıp en güzeli bu. Yorumlara yazın. Ben sadece şu muşambaya yatırdım. Yorumlarda yazın kimin yeri güzel. Bakın içeriye bakın. Bak şöyle yatıyorum. Yatma pozisyonumu da göstereyim size. Şöyle. Çok rahat değil evdeki gibi ama gene de iyi. Baba çadırıma geçtim. Göl verdim diğerlerine. Sürekli benden bir şey istiyorlar. Ceviz, çilek, karpuz, muz, portakal aklınıza ne geliyorsa. Sadece suyumuz yok. Çay bardağı aldık, çay yapmadık. İnşallah sabah yaparız. En rahatı benimki baba. Çekiyorum fermuarımı. Telefime bakın. Allah'a emanet. Ayı gelmediği sürece problem yok. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.
Arkadaşlar, ben iki yüksekte hayvanları düşünerek yaptım. Bir tane örtüm var. Vallahi ben burada yatarım acı. En güzeli benimki olduğunu düşünüyorum. Çok konforlu. Gerçekten konfor denince akla Emre Gür kanalı gelir acı. Ah, bak tam götümüzü buraya sığdırıyor. Bak, rahatlığa bak. Neyse arkadaşlar, bu seriyi beğendiyseniz 70 bin like'da ikinci serisi gelecek. Sizleri seviyorum. Diğer videolarda görüşürüz. Bye bye.